anladım. Böyle herkesi görürüm zaten. Tamam. Daha Atatürk sevdalısı, güzel insanları saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Biraz daha yüksek sesli. Nadir kardeşimiz zaten başkanımız. Çok güzel bir detay yaptık. Ufacık şeylerine bilgi söylüyorum size. Atamız Nadir'in dediği gibi para vasıtasıyla bu yol güzel bir anından Demirtaş Paşa'yı geçip şimdi 212'nin yanından Yalı'ya ulaşıyor. Yalı bizim için, Şinerliler için. Hayat abi biliyor musun? Evet. Hele bu mevsim. Çok önemli. Yüzmeyi öğrendiğimiz yer, balık tuttuğumuz yer, İlyarya tuttuğumuz, İstanbul tuttuğumuz, Pekin tuttuğumuz. Güzel bir mekan bu orası. Yalı pek anlaşılmayabilir. Yeni adıyla Vadi Park. Yani, evet. Vadi Park değil. Vadi içi park. Vadi içi. Neyse işte. Doğru. Şimdi arkadaşlar yine ben sonra anlatacağım. Şey ne için söyledim onu anlatacağım. Olmaz öyle. Bak burada da bir coğrafyacı var. Vadi zaten içtir. Vadi için içi parkı gibi absürt bir isim var. Tamam. Evet Samcım. Şimdi yok diye tarif ediyorlar ama bizim için yolu, tersane. Şile'mizin çekeği orası. Evet. En güzel çekek yeri. Sandalların barınma yeri. Şile ticaretinin başladığı yer, denizden başladığı yer. Velhasıl atamız da oraya geliyor. Orada güzel çocuklarla, Nabla başkanımız anlattı. Onlarla sohbet anında diyor ki, ben can kurtaranlara geldim. Nerede bu can kurtaranlar? Onlar da yön itibariyle ta orada diyorlar. Böyle güneybatıyı gösteriyorlar. Tabi şimdiki yol yok o zaman. Anlattı. Peki nasıl gideriz? Çocuklar ana yakılıyor, yola çıkıyor. Üsküdar Caddesi takiben daha önce İş Bankası, şimdi Asya Böreği'nin orada o kısıktan o da onun adı Kiremitli Yol, Kiremitlik Yolu. O da neden Kiremitlik Yolu? Her iki binanın saçaklarındaki pervazlar olmadığından veya zayıf olduğundan orası çok rüzgar alır. Bak bilmeseniz oraya gittiğinizde bir taze rüzgarla karşılaşırsınız. O rüzgar kiremitleri alıp yerleri döktüğünden dolayı ve insanlar da her kiremi bir yere atıyorlar. O çamurlu yolda yürüme fırsatı yaratılıyor. Atamız da oradan aşağı iniyor İskele'ye, Talisiye'ye. Tabii güzel bir karşılama oluyor. Başkanın dediği gibi bilinen bir ziyaret olmamakla beraber. Tabii paşamız gelmiş, gazi gelmiş. Sonra orada ağırlanıyor. Bu ağırlama anında kendisine ikramlar yapılıyor. Derken diyor ki, bu güzel mekanın bayrak gözetmek, hizmet veren devletimizin bu mekanının niye güzel bir yolu yok? Anlatıyorlar diyor. İşte bu efendim. Bir de Değirmen Oteli'nden itibaren gelen halen var olan yol, Şile'li İstanbul'a kömür sevkiyatını yapan öküz arabalarıyla gelen köylülerimizin kullandığı yol. Değil mi? Evet. Halen de var. Halen de var. O yol var yani. Yani böyle böyle falan olmaz diyor. Derhal diyor bir çözüm olsun. Derken hemen bir ufak bir ayrıntıyı yapalım. Talisiye'den bakınca batı tarafında Derviş Dayı'nın mahalli evi var. Mahalli evi var, bahçesi var. Solda da tabir caizse Zöttek Mustafa. Zöttek Mustafa. Değil mi? Öyle mi? Zöttek Mustafa'nın bu. Her iki arazi arası binalardan itibaren 30 metre. Bakın, bu 30 metrelik araziyi böldürün diyor. Böldürün diyor atamız, bizzat seslendiriyor. Ve ev sahiplerini çağırmış Hayat abi. Mustafa dayı, Derviş dayı çağırmış. Buranın istimlakı için demiş, talimat veriyorum. Burayı talisiyeye veriyorsunuz. Ortaya da bir yol yapılıyor tabii ki. Merdivenli yol. Evet. Bu yol 34'te açılıyor, hizmete giriyor. Derhal başlanıyor, 34'te hizmete açılıyor ve Atatürk yolu. Bunu ben yazdığım zaman, zamanın gazetecisi Ketenci Bey, benim tam adı neydi? Ömer Faruk Ketenci. Ömer Faruk Ketenci çok takdir etmiş, abi nereden buldun falan diye. Bir takım tenkitlere uğradı, Atatürk yolu diye koyduk. Hala da tabii geçerliliğini koruyor. Geçen gün bir hata yapmışlardı, Nav Başkan biliyorsun. Atatürk buradan denize indi. Yok, çok yanlış. Buradan bir hayır, Atatürk yapım emrini verdi. Yolun yapıldığını görmedi, oradan ne indi ne çıktı. Evet. Atatürk yolu, evet. Şimdi orada ikramlar
tabii sohbetler yapılıyor. Çinemizde aşçı Aziz Usta'nın Kastamonu'nun Çile'ye gelmiş. Şimdiki mekanı Kocabıyık Kırtasiye. Bu tarafta yani sol taraftaki Kocabıyık Kırtasiye. Sol tarafta. O Aziz Amca'nın yemeğini yedik değil mi? Belki Sabri kardeşim de yedi. Çok güzel. Çok. Evet. Çok yedik evet. Ve elinde iki bardak, Aziz Usta'nın böyle bardaklarla geliyor. Bir de ayran sürahisi elinde. Atamızın karşısında geçiyor. Ayranı dolduruyor iki bardağı. Ondan sonra bir tanesini içiyor. Koyuyor, ondan sonra atamıza veriyor. Atamız Aziz Usta'nın çok böyle şey... Zehirli değildir. Zehirli değildir. Onu tanık savuş oluyor, o iddiama oluyor. Sonra kendisine bir deniz eğitimi icra ediyorlar. Beş çifte can sandalıyla. O müsait, başkanın dediği gibi. O zaman tabii bu dolgalanı yok. Tadisi yürüttüğünde direkt denizle temas halinde. Ki öyle bir durum olmasa o can sandalı yüzmez veya denizden karaya bira edilmez. Değil mi Hayat abi? Orada denize fora ediyorlar. Tam takım, sağlam kürekçiler, sağlam serdümen ve reis var efendim. Reisin komutlarıyla serdümen kürekçileri yönlendiriyor. Orada güzel bir deniz icrası yapıyorlar. Atamız çok memnun kalıyor. Kendilerini takdir ediyor. Yaptığınız iş diyor devletimiz adına can kurtarmalı. Tadisiyelerin bir adı da can kurtarandır. Can kurtarandır. Çünkü yaptıkları iş can kurtarma. Bir dünya dolusu bir hazine olmuş olsa bir gemide onların sadece canları alınıyor. Ki bunları da yaptık. Sadece can. Diğerine biz karışmıyoruz. Ve böyle sürüp gidiyor. Fener'e bir ziyaret var. Rahmet baba anlatırdı. Fener'den etrafı izliyor. Sene 1932. Bak. 16 Mayıs 1919'u hatırlamış. Çünkü bu buradan gidiyor. Açıktan bu deniz yoluyla Samsun'a ulaşıyor. O zaman babam derdi sakin ve düşünceli olarak böyle göz gezdirdi ufka. Hiç de fazla konuşmadı. Sonra gelmiş. Akşam üzeri İstanbul'dan gelen Söğütlü yatıdan binerek tersaneden, yere geldiği yerden Söğüt yatının filikası tersaneye gidiyor. Güzel kürekçilerin kürek bulmasıyla. Atamızı alıp akşam üzeri oradan ayrılıp İstanbul'a gidiyor. Şimdi Atatürk'e hediyeler esnasında şimdi aklıma geldi. Aslında bunu noktayı da yapmak lazım ama ihtiyacılar yapamasak da sonra aklımıza gidiyor. Mevsim balık zamanı. Hanımefendi, Çile'mizin bu mevsim, başkanımızın arz ettiği gibi balık mevsim. Alamut sorunu. Alamut. Ve artı mantar, veya mantardan evvel bıldırcın, değil mi abi? Evet. Mantardan evvel bıldırcın. Tamam, bıldırcın veriyor. Bu üçünün birlikte yaşandığı günler bu günler. Değil mi hocam? Hepimiz biliyoruz. Mantar. Şimdi bir rivayet, ayran ikramından sonra atamıza bıldırcın sepeti. Onu Hayat abi daha güzel anlatır. Şöyle bir kurtalı plak tahta, yuvarlak tepsi değil mi abi? Üstü ağla kaplı, konu şeklinde. Oradan bulucuları içine atıyor, bulucular geziyor. Atamıza hakim rivayet tabii ki. Gelince Atatürk bakıyor diyor ki, tamam diyor, bunlar diyor, gül kalsın. Tutuklu kalmasın, hemen koy verin bunları diyor. Yaptım, aldım kabul ettim. Bunların olayını biliyorum da. Böyle bir ıslak bir not var. İstememiş. Israr da edemiyorlar tabii Gazi Paşa'ya. Israr da edemiyorlar. Ve gözler önünde bulundukları söylenmişler. Hayat abi çok yakalamıştır ve dediğim tepsi kapanlarla bıldırcık taşımıştır. İlci dedemiz. Son atamızın anlatmakla bitmez kahve meselesini abi başkanımız anlattı. Atatürk Gazi sofrası örneği işleme örtü de bulundu evet. Değil mi? Evet. Böyle bir şey de var. Galiba. Evet. İsmi güzel bir karşılama oldu. Ben birisini gördüm ama bulamıyorum. Atatürk'ün gelişi duyulunca
Hafız Şevki Bey de gelmiş. Yarın dedesi. Değil mi? O da gelmiş. Ben öyle bir resmi gördüm. Çok sevdim. Şile gelişiyle ilgili kamera da var galiba. Fotoğrafı yok Sabri abi ya. Yani bilmiyorum bunu bakalım ama. Ben bir yerden buldum Sabri'nin de yok tabii. Çekilmemiş. Yani. Yok yok. Evet. O zaman Nurcan yok tabii Şile'de. Evet, var mıdır o? Vatanımızı anlatmak da bitmez. Değil mi Sabri kardeşim? Evet evet. Yurdumuza, cumhuriyetimize, sınırlarımıza hakim olmuş. İşte Hatay'ın nasıl geldiğini anlatıyor. Hatay ismi çok iyi gelmiş. Gerçi Hatay. Hatay. Evet. Anlatmakla bitmez. Rahmetle anıyoruz. Vesile arkadaşlarını. Burada Şile'de de kendisine sohbette yardımcı olan dostlarımızı kurdu. Evet. Evet. Teşekkürler. Sağ olun.